Şu an 5.30 oldu. Hala gelen giden yok. Akşam balığı için oltayı tazeleyelim. Güzel yüzüyor. Hissediliyor. Ama gelen giden yok. Enteresan. Enteresan. Çok güveniyordum buna. Alır diyordum ama pasifik mi kurudu? Bizim bulunduğumuz alanda mı balık yok? Yani bu benim en favori, en beğendiğim napala. Bu uskumru deseni. Şu altı beyaz. Şu öndeki kaşıkta yüzdürüyor bunu suyun altında. Hareketli balık gibi yapıyor. Bunun küçüğüyle çok balık aldım. Büyük balıklar da hep bundan kopartıp götürdü Antarktik'te. Yani demek istediğim, buna çok güveniyorum. Yani burada balık varsa bu alır. Tazeledik, yani baktık bir falso var mı, kanca takılmış mı, bir yerden salalım. Gün içinde böyle bir iki kere bakmak gerekiyor. Şey takar, plastik takar, bir yosun takar. Yani bozar. Yüzüşünü bozar. O yüzden bakmak gerekiyor. Yani bu saate kadar balık alamaması ilginç. O önündeki kaşık hem onu yüzdürüyor, balık gibi hareketler yaptırıyor, hem de derine indiriyor onu. Yani Wahoo'nun, Orkinos'un gezdiği derinliklerden geliyor. Yani 4-5 metrelere, belki daha derinlere iniyor, çıkıyor, geziyor. Çok güzel bir rapala. Ama balıklar akıllı. Gelsin bakalım, güneş batınca genelde o saatlerde daha iyi vuruyor. Şurada yağmur var. İki gün nasıl geçti anlamadım.
Akşam serinliği geldi. Giyindik. Gün batımı bulutlu. Bakalım nasıl renkler çıkacak ortaya. Saat 8.30 olmuş. Ay. Ah, o kadar uyuyup uyanırsan. Aynı düzlükte devam. Güzel yanı bu sabah rüzgarımız da güzel. Şuraya yaptım yahu. Elma yanak. İyi biçip yatıyoruz. Oba. Bugün bayağı bir viyalı geçecek gibi. Hem rüzgar var hem dalga. Kötü haber. Şimdi balık vurdu ve anında rapalayı götürdü. Büyük büyük, çok büyük. Tutamadım bile hiç. Yani vurdu, kilidi açtı. Asıldım hemen, tuttum misineyi. Pat, boşladı. Çektim, rapala gitmiş. Çok büyükler. Yani burada makarasız balık tutmak çok zor. Şampiyon rapala gitti. Küçük rapalarla avlanmaya devam. Aksiyonlu bir kahvaltı yapıyoruz.
Avokadoya biraz tuz, biraz zeytinyağı yapınca yeşil zeytin gibi güzel bir tadı oluyor. Bunlar da kereviz yaprağı. Bazıları kahvaltıdan sonra sever çayı ya. Her şey bittikten sonra keyif yaparak. Evet. 1954 mil. Yani 1550 mil geride kaldı. 12 günde 1550 mil. Bugün 13. gün. Henüz yeni başladı. Bunu hesaba yarın sabah katabiliriz. Hala. Paskalya Adası'yla Gomez Adası'nı bordoladık. Güneyimizdeler. Yani Galapagoslar, Paskalya Adası ve Markizlerin üçgenindeyiz. Şu şekilde bakalım kaç milden bordolamışız. Yaklaşık 1200 mil güneyimizde Gomez ve Paskalya adaları. Kalan mesafe pusula kerterizimiz. Bu da anlık olarak pusula kerterizimiz ve hızımız. Thank you.
ki, birkaç fıstık parçası. Güneş yükselince, ısı artınca yıkama işlerini rahat yapıyoruz. Oltanın düzeneğine yeni bir kanca sistemi yapmam lazım. Böyle bir şey mesela. Şuna takacağım. Bunu gelecek. Daha doğrusu oradaki lastiği kilidi açacak. Evet. Pasifik kuruttu bizi. Olta kalmadı. Şimdi bakıyorum elimde neler var. Şunu yaptım. Bundan bir tane daha yapacağım. Bu kurşun. Arkasına bu tek iğneyi taktım. Bunu yani kopartamaz herhalde. Bu bir. Elde. Aynen bu da güzel. Bu da güzel. Kendi kancası da var. Süper. Kaşık şeklinde. Tamam bu da iki. Buna bir tane şey taksak mı acaba? Bir tane üçlü hırsız. Şuraya. Beraber gelseler. Tamam. Kalsın bu. İki. Şurada. Diğerleri hep kıyı balıkçılığı için. Çıktığınız için bir şey yok mu? Şu iyi oldu. Bir tane daha olması. Şimdi iki tane var. Bunu kısmet güzelim teknesi vermişti. Bu rapalaları. Bunlar güzel. Bunların sıkıntısı, bunlar tek iğne. Tek iğne. Şurada iğnesiz bir tane var. Bunları üçlü iğne yapabiliriz. Şu mesela. Buna üçlü kanca takıp içine üçlü kancalı yapabiliriz şöyle. Balıklar aslında kurşunlu şu çelik tel var üzerinde. Bunu takıyorum. Şöyle içine oturacağım. Kancayı da şuraya takacağım. Buraya. Onu söylüyorum. Yani balık aslında harekete atlıyor. Yırtıcı bunlar. Zaten gözü dönmüş olarak avlanıyor. Gördüğü zaman aşağıdan veyahut da işte yanından geçerken önce bir atılıyor, bakıyor. Şüphelenirse duruyor. Ama eğer bir refleksle ilk atlarsa ya da bir sürünün içinden geçerse yem, sürü psikolojisi yem var diye panikle atlarsa bir tanesi kapıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani elinizdeki plastik borudan, bir bez parçasından iğneniz varsa şöyle güzel kanca iğneniz, kendiniz de yapabilirsiniz bu sahte yemleri. Sadun abi yolculuğunda o da kaptırıyor. Köpek balığına kaptırıyor. İşte barakudaya kaptırıyor yemlerini. Hiçbir şey kalmıyor elinde. Sonunda bir kancaya beyaz bez bağlıyor. Ki onunla da 3-4 tane balık alıyor. Diyeceğim o. Hayvan harekete atlıyor. Bunların şeklinin çok önemi yok. Ne? Açık renk olması, görünürlüğünü arttırması açısından önemli. Böyle bir durum. 13 günde bir tane balık alabildik. Ama 15 tane de vurdu yani şeye, oltaya. O da bir gerçek.
makara olsa kamış, kamış ilk şoku alıyor. Başlıyor hayvan çektikçe misine boşalmaya. Ne yapıyorsun? Sen onu alıyorsun, ağır ağır çekiyorsun. Hayvan çok asılırsa kendi makara boşluyor. Kopartmıyor misineyi. Yani o şokları, o sert vurmaları absorbe ediyor. Biz öyle değil ki, eski usul. Aynı Akdeniz'de nasıl geziyorken sırtı çekiyoruz uzun olta. O mantıkla burada balık avlamaya çalışıyoruz. İlk fırsatta alacağım bir makara. Evet, böyle üçlü kanca oldu. İçinde de çelik tel var. Köpek balığı, barakuda, dişli hayvan gelirse bahu kesmesin diye. Böyle bir şey oldu. Denizler bayağı kabarmış biz içerideyken. Son durum bu arkadaşlar. Burası çelik tel, fır döndülü. Çelik tel geliyor, sahte yemin içinden geçiyor ve üçlü kanca içinde. Şöyle. Yani oldukça güçlü. Zayıf yanı yok. Sadece işte kopartırsa misineyi kopartır. Kısmet. Ya yine buna saldırı olmuş ya. Kalamar saldırısı. Çamadanda. Üç gündür ilk defa iki yelkene de camadan vurdum. 15-16 nota çıktı rüzgar. Çalkantılı bir de. İkisine de camadan vurunca tekne rahatladı. Yine sancak iskele yalpa vuruyor ama rahat, tekne rahat.
Ufka değdi. Bulutlarla beraber. Burada durmak hiç kolay değil. Bir gün batımını daha hep beraber izledik. Ama ortalık uçuyor.